Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Vakti zamanında bir adam, bu gece illaki Allah için birine sadaka vereceğim deyip evinden çıktı ve dolaşmaya başladı. Karşıdan gelen bir adamın avucuna bir miktar para sıkıştırdı ve evine geri döndü. Oğlum dikkat etsene ya. Allah Allah. Aman hadi. Ekmeğimi ver. Ekmeğim. Amca ya üf. Ekmeğim de gitti. Of ya. Sami. Anne. Babam geldi. Baba. Aç kapıyı. Gel hadi. Hadi bakalım. Hoş geldin baba. Benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Babam geldi. Size ne getirdim baba? Dur bakalım. Baba. Durun hele. Hoş geldin baba. Hadi öp bakalım. Gel. Hoş öp geldin bakalım. Baba. Hoş bulduk. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Bunda ne var biliyor musunuz siz? Ne var? Ne var baba? Allah. Gelin bakalım gelin. Bizim mi? Bizim tabii hanım. Ben 2 sene boyunca gurbette bunları çalıştım, biriktirdim, kazandım. Zenginiz. Zengin. Oh Allah'ıma çok şükür. Şimdi bunları emin bir yere saklayalım. İhtiyacımız olunca azar azar kullanırız, tamam mı? Baba, sakın ha. Bir delilik edip de borç falan vereyim deme. Kimseye bir kuruş vermiyor. Yok, vermem tabii canım. Sami doğru söylüyor bey. Senin elin açık, kalbinde yufka. Hemen kanıyor, savuruyorsun. Yok. Bunları saklayacağız. Kimseye vermeyeceğiz. Baba! He? Biz şimdi zengin mi olduk? Tabii zengin olduk oğlum. Elbette. Hem de çok zengin. Bu paraları ticarete yatıracağız. Sonra daha da zengin olacağız tabii, değil mi baba? Tabii. Daha da zengin. Artık bu paralara kimse dokunamaz. Hepsi bizim. Tamam mı?
Amca. Bu senin mi amca? Bunu mu arıyorsun? Aleykümselam. Aleykümselam Resulullah. Peki Resulullah. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu bey? Ne oldu bey? Allah Allah. Ah. İshak. Ne oldu? Aç. Aç. İnsanlar aç. Biz yatakta rahat rahat uyuyoruz, duymuyoruz. Neler diyorsun sen bey? Yaşadığımız bu köyde ne kadar aç insan var biliyor musun hanım? Ne kadar? Nereden bilelim canım? Biz gülerken ağlayan, biz tokken açlıktan inleyen kaç yoksul var biliyor musun? Kaç? Ne yapalım bey? Dünya hali işte. Bir şeyler yapmalı hanım. Bir şeyler. Hala söylemedin. Ne oldu sana? Bunlar elimi yakıyor hanım. İçimi yakıyor. Ne diyorsun sen?
Sadaka vermeliyiz hanım, sadaka. Sadaka mı? Ne sadakası? Sadaka verirsek bu paralar elimizi yakmaz. Sadaka verirsek kalbim ölmez, gönlüm rahat eder hanım. Peki kime vereceksin? Nereden bileceksin fakiri fukarayı? Hem kime vereceksin, kime? Hanım, rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Bana dedi ki, niye duymuyorsun? Kazancının kalbini yakmasına niye müsaade ediyorsun dedi. Sonra tebessüm etti. Çok sadaka ver dedi, çok sadaka. Şimdi sokağa çıkacağım. Karşılaştığım ilk insana Allah rızası için sadaka vereceğim hanım. Ama ya verdiğin kişi? Ne olursa olsun hanım, sadaka vereceğim. Kazandığım paraların kalbimi öldürmesine müsaade etmeyeceğim hanım. Sadece senin rızan için sadaka vereceğim. Karşıma ihtiyaç sahiplerini çıkar. Ne yapıyorsun lan orada? Kaçma lan, gel buraya. Lan, lan buraya gel. Kaçma lan. Gel lan buraya. Buradan geçti. Siz arkaya bakın. Koş koş koş. Hadi koşun koşun. Ulan beni bu köyde tutacak kişi daha anasının karnından doğmadı. Ben bu köyün en uzasıyım ben. Yakalayın bakalım beni. Yakalayın. Ulan ne tarafa gitti bu be? Bıktık bu adamdan. Ne zaman yakalanacak? Polisler nerede polisler? Yılan gibi adam bu adam be. Her gün birimizin evine giriyor bu. Ulan bir yakalarsan polise bırak bu işi abi. Ellerimle boğacağım seni. Hadi kaçırmayalım şunu. Arayalım oğlum hadi. Her deliğe bakın. Hadi yürüyün hadi. Yürüyün. Huh.
fakir bir eve benziyor. İhtiyaçları vardır. Bir gün bu köyden de, bu memleketten de gideceğim. Çok uzaklara. Ulan, aynasızlar mı geldi yoksa? Ne istiyorsun? Ne var? Bu sizin hakkınız. Ne? Al evladım, al. Bu ne amca ya? Allah rızası için bunu kabul et evladım. Ne oluyor ya? Hadi Allah'a emanet ol. Allah Allah. Ulan, bu adam bana para verdi lan. Hayırdır inşallah. Bana para verdi lan bu adam. Hırsıza para verdi. Hey! Bir dakika dursana, hey! Amca! Amca bu nedir ya? Kazandığın paranın sadakası evladım. Sadakan mı? Kabul et ne olursun. Çekinme. Kazancımın sadakası evladım. Sadakan mı? Al hadi. Ya bu ne arkadaş be? Hırsıza sadaka mı verilirmiş? Bana sadaka mı verdin sen şimdi? Eğer kabul edersen. Amca, peki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Önemli mi evladım? Önemli. Çünkü yahu sen nasıl bir adamsın amca? Sen nasıl bir adamsın? Bir hırsıza sadaka ver. Benim gibi bir hırsıza sadaka ver. Sadaka. Laftan anladığı yok ki. Hadi ben ona söyledim. Dinlemedim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Size bir şey söyleyeceğim. Şu İfsak Efendi ile gülmekten çatlayacaksınız. Ne yapmış biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Hadi anlat. Söyle söyle. Al bakalım. Otur. Ne yapmış biliyor musunuz? Ne yapmış? Bu adam kasabamızda ne kadar zengin, hırsız varsa hepsine sadakalı atmış. Ne? Allah bak şu İfsak Efendi'nin yaptığı ya. Olmadı şey ya. Böyle bir şey var. Allah Allah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sami. Çok masum. Hiç çocuk. Babası gibi değil. Sen çocuğa hiç babasının oğlu değil. Hiçbir şey değil. Baksana. Ne oluyor? Ortalıkta bir şey mi var? Senin haberin yok galiba. Neden haberim yok? Babandan. Ne olmuş babama? Hayır, paranız çoksa bize de verin. İcabında bizim de elimiz uzundur. Her numara var yani. Ne diyorsunuz siz be? Sanki biz verdik. Sami niye bize bağırıyorsun? Bağıracaksan git babana bağır. Köyümüze görmemiş bir iş yaptı kendisi. Ya. Ne yapmış? Hırsıza sadaka vermiş. Yani anlayacağın hırsızları besliyor senin babacığın. Hırsızların efendisi. Kesin be. Bu kıyamet alameti. Hırsızların efendisi. Arkadaş ya hırsıza sadaka.
ona sadaka, buna bize sadaka. Bize de versin sadaka. Bize de lazım ya sadaka. Bırak şimdi oyunu oyun sen. Alay edecek bir başka mevzu bulamadınız mı? Ne diyor? Ne yapmış adam? Sadaka vermiş. Vermişse vermiş size ne? Soytarılar. Bize mi dedi lan bu? Ne dedin sen? Ne konuşuyor lan dedi? Bize mi dedi ha? Ha? Yapmayın. Yapmayın. Birader, ya bak ne diyorsun sen ya? Kavga eli değil burası. Hadi geç. Adam gibi konuş. Hadi. Hadi. Allah Allah. Hadi hadi. Hayret ya. Geç. Alay edecek başka mevzu bulamıyormuşuz. Sadakacıyı savunuyor bize. Sana ne? Buna da sadaka verdi herhalde. Baba. Bundan mı yaptın? Ne yapmışım oğlum? Sadaka vermişsin. Bir hırsıza, hem de köyümüzün en ünlü hırsızına sadaka vermişsin. Demek ki onun nasibiymiş oğlum. Baba sen delirdin mi ya? Ne demek nasibi? Hırsız bu, hırsız. Köyde herkes seni konuşuyor, alay ediyorlar. Oğlum, sadaka Allah için verilir. Milletin ne dediği değil, Allah'ın ne dediği önemlidir. Boş ver, takma kafana. Varsın, ne derlerse desinler. Hadi bakalım. Sadaka. Sadaka ha? Hayatımda ilk aldığım sadaka bu. İlk aldığım. Niye daha evvelden gelmedin ha? Niye? Senin yerin onların yanı olamaz. Olamaz. Devamlı gözümün önünde ol. Gözümün önünde ol. Güzel gülüyorsun bebeğim. Ne eğlendim. Buraya kadar beyler. Ne oluyor ya? Ha. Dediğiniz oldu. Şimdi paraları görelim. Ver bakalım. Para senin köpeğin. Sen de ver. Sana feda olsun be güzelim. Yarın meyhanede bir daha elinelim ha. Meyhanede görüşelim. Bitiyorum bu kadına be. Aklımı başımdan alıyor Fettan. Paramızı da tabii. Feda olsun ha. Hadi yürü bakalım yürü.
Çok para kazanmam lazım. Çok. Senin ne işin var burada? Acıktım. Zıkkım ye. Geberesice, sakat sakat nasıl geldin buraya? Ben sana yerinden kalkma demedim mi? Ha? Çok açım. İyi tamam, dur. Başımın belası. Neden doğurdum bilmiyorum ki seni. Ah benim kaderim. Anne. Kes sesini. Baban olacak o pislik. Sakat kızını bıraktı gitti. Ağlama. Ağlama diyorum sana. Ağlama. Ağlama diyorum sana. Ağlama. Ağlama. Dur. Bekle. Seni evime götüreyim. Dur gitme kızım. Gel. Dur çocuğum dur. Dur gitme, gitme. Ne oldu bey? Bu sefer nereye gidiyorsun? Sadaka vermeliyim hanım, sadaka. Gecenin bu saatinde mi? Erkenden çıkarsın. Gece vakti ne olur ne olmaz İshak. Sadaka bekletilmez hanım. Bekletilir mi? Varken vermeli. Anneciğim babam nereye gidiyor? Niye böyle yapıyor? Kötü bir şey mi yapıyor evladım? Sadaka verecek. Ama anne. Sus. Tamam. Hey Allah. Ay hadi tatlım. Hadi şeyler çok güzel. Şerefine Necda. Hadi. Necda'nın şerefine beyler. Şerefine tatlım. Hop. Oh. Oh. Hadi. Oh, oh. Al bakalım, yakışır sana.
bakalım. Al Necla. Mes beyler, paraları görelim. Bu kadın bir başka ya. Ne oluyor oğlum? Sok lan onu cebine. Var mı oğlum bizde öyle bir şey? Yok. Necla, Necla nereye ya? Gel masamızı şenlendir, nereye gel? Bırak beni, bırak ya. Ya sen gel Necla. Bırak. Necla'm gel ya, gel böyle. Hop beyler, bakın masamıza kim geldi? Köyümüzün güzeli Necla. Hop Necla. 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 Yavrum, nereye gidiyorsun ya? Daha erken. Gel içeri eğlenelim biraz. Gidin daha ya. Gidin başımdan pisikler. Gidiyor ya. Ne oldu buna ya? Gel içeri girelim. Haydi. Öküz gibi ne bakıyorsun öyle? Defol şuradan. Kaç. Hadi yürü hadi. Lan ben sizi gebertirim. Ne ya bu? Serseriler. Pislikler. Reziller. Necla'nın parasını alacak adam daha anasının karnından doğmadı. Buldular sahipsiz kadını. Şuna bir de korkup kaçtılar. Pislik herifler. Benim paramı almak kolay mı ha? Kolay mı? Oo amca. Bir iş mi arıyorsun yoksa? Necla'yı tanıyorsun değil mi? Tanıyorum. Seni gidi. Evdeki karın yetmiyor mu yoksa? Al kızım. Oo, para peşin ha. Vallahi işini biliyorsun amca. Hem de kibarlık ha. Ha şu ayılar gibi kafama da atmıyorsun parayı. Keseyle veriyorsun. Vay be. Üf, iyi de para be. Ben bu parayı bir ayda çıkartamıyorum. Ne oluyor ya? Amca, dur bekle. Dur hele amca, ne demek oluyor bu şimdi? Karşılık almadan mı gideceksin? Şu yakınlarda bir ev var. Gidip alem yaparız. Karşılığını istemiyor musun? Yok. Kızım, sadakanın karşılığı olmaz. Sadaka mı? Kızım mı? Sadaka vermek için sokağa çıktım. Sana rastladım. Demek ki bu sadaka senin kısmetinmiş kızım. Kabul et kızım. Ama ben... Kim olduğunu biliyorum seni. İnşallah bu sadaka arınmana vesile olur kızım. Hadi. Amca, dur hele. Ne demek oluyor şimdi bu? Ne demek sadaka? Sadaka kızım, Allah rızası için verilir. Senin de ihtiyacın olmalı. Tamam mı evladım? Sadaka. Sadaka ha. Sana sadaka verdi. İhtiyacım var dedi. Bu sefer de sana mı verdi? Ne? O kim biliyor musun? İshak. Her gece önüne gelene sadaka veriyor. Geçen gece de hırsıza verdi. Şimdi de köyümüzün en ünlü fahişesine. Sana sadaka verdi. Sana. Ne olmuş vermişse lan? Defol git şuradan. İshak, hırsızlara sadaka ver. Fahişelere de, herkese ver. Necla. Necla. Hayatında ilk kez bir erkek sana. Karşılık beklemeden para verdi. İlk kez. Ya öyle oldu işte. Tavşan kanı bunlar. Komikmiş. Ne oldu yine? Niye gülüyorsunuz? Duymadın mı olanları? Ne olmuş yine? Oo, senin hiçbir şeyden haberin yok.
Allah'ım, dayak da uyuyor. Daha sana sadaka vermedi mi? Vermiştir, vermiştir. Başka kime verecek? Siz neden bahsediyorsunuz be? Oo, bunun da haberi yok. Ta Sağır Sultan duydu, bu daha duymamış. Seninki bu sefer bir fahişeye sadaka vermiş. Ya başka işiniz yok mu sizin? Neyse boşver ya, biz işimiz var. Yok bizim başka işimiz. Geldi geldi. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Geldi. Geldi. Şununla biraz neşemizi bulalım, dur. Bize de bir sadaka. Bize de bir sadaka ver. Ben hırsızım. Ben eşkıyayım. Ben çapkınım. Ben. Çapkın diyorlar bana da. Bize de bir sadaka. Niye bozuluyorsun ya? Sadaka verdiklerinden bizim ne farkımız var? Hırsıza sadaka vermişsin. Fahişe kadına bile sadaka vermişsin. Hakkınızı verin be. Benim sadakama da karışmayın. Ben Allah için sadaka veriyorum. Size hesap vermek için değil. Ver. Çekelim başımdan be. Sadaka anahtar gibidir. Sağırlaşmış kalplerin kilidini açar. Körlerin gözlerini açar. Sağırların kulaklarını açar. Ama sizde ne göz var, ne kulak, ne de kalp. Başkasına gelince sadaka, bize gelince lagaluga. Deli bu adam be, deli. Fahişeye sadaka vermiş. Necla'ya, köyümüzün en ünlü fahişesine bile sadaka vermiş. Hayret arkadaş. Anne. Anne. Anne gidecek misin? Necla, hadi gel artık Necla. Anne. Neredesin be Necla? Hadi be yavrum, ağaç ettin bizi kızım ya. Kızım yap. Anne ne hadi olur. Hadi çık dışarı. Anne kızım gitme. Hadi. Anne ne olur gitme. Bırak beni çok yat. Çok para vereceğiz sana yavrum. Hadi Necla, bekletme bizi burada. Hadi Necla, bekletme be güzelim. Amca, dur bekle. Dur hele amca, ne demek oluyor bu şimdi? Karşılık almadan mı gideceksin? Şu yakınlarda bir ev var. Gidip alem yaparız. Karşılığını istemiyor musun? Yok. Kızım, sadakanın karşılığı olmaz. Sadaka mı? Kızım mı? Sadaka vermek için sokağa çıktım. Sana rastladım. Demek ki bu sadaka senin kısmetinmiş kızım. Kabul et kızım. Ama ben... Kim olduğunu biliyorum senin. İnşallah bu sadaka arınmana vesile olur kızım. Anne. Necla. Hadi be anneciğim. Güzelim. Anneciğim. Ne olur gitme. Necla. Hadi gel artık Necla. İçelim, eğlenelim. Bekletme bizi güzelim. Nerede kaldı la bu? Hadi gidelim. Aklınca naz yapıyor galiba. Gidelim dostum, gidelim. Ah Necla, ah! Yaktın beni Necla. Thank you.
Gelin bakalım, gelin. Canlarım benim, canlarım, güzellerim. Al bakalım, bu senin, bu da senin. Hadi bakalım. Geliyor, sakladın mı? Bu sefer yerini asla bulamaz. İyi mi ettik acaba? Kocamın kazandığı parayı saklıyoruz. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. İyi ettin anneciğim. Ayrıca biz babamızın parasını saklıyoruz. O para hepimizin. Korunmazsak dağıtacak hepsini, görüyorsun. Daha geçen gün köyün fahişesine sadaka vermiş. Yine de o benim kocam. Belki bir bildiği vardır. Ne bilmesi be anneciğim ya. Babama bir haller oldu. Aklı başında olsa bunları hiç yapar mı? Hadi fakir fukaraya sadaka verse neyse. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Geç bey. Köyleri dolaştım. Hallerini, hatırlarını sordum. O kadar fakir var ki. Aç aç dolaşanlar var. Bir lokma ekmeğe muhtaç olan var. Of ya hanım. Millet aç yatarken bizim halimize bakın. Rahatımız yerinde. Evimiz kocaman. Rahat edemiyorum hanım, rahat edemiyorum. Biraz para alıp sadaka vereceğim. Paralar yerinde yok. Sen gördün mü? Bilmem. Heh. Allah Allah. Sabah ellerine koydum dolaba. Siz bir yere falan koymadınız değil mi? Ha? Nereye gider bunlar? Siz bir yere falan saklamadınız değil mi? Sami, sen sakladın değil mi? Evet baba, ben sakladım. Daha doğrusu senin paranı senden korumak için sakladım. Çabuk getir paralarımı. Hayır. Oğlum paralarımı getir. Tamam tamam, tartışmayın. Ben şimdi gider getiririm. Çabuk hadi. Of Allah'ım. Anne. Heh. İşte. Anne ne yaptın ya? Yavrum bırak babam bildiği gibi yapsın. O evimizin direği. Elbet bir bildiği vardır. Allah razı olsun hanım senden. Oğul, hele bir bak. Bak. Bak oğlum, bak. Bizim ihtiyacımız yok, rahatımız iyi. Ama rahatı yerinde olmayanlar var. Aç olanlar var. Bak, bak şu paralara, bak şu altınlara, bak. Hadi tut, tut. Şimdi biz bu altınlara, paralara diyoruz ki, bana bak altın, bana bak para. Biz senin değil, sen bizim kölemiz olacaksın. Seni istediğimiz zaman satarız, istediğimiz şekle sokarız ve istediğimiz yere veririz. Adam ederiz seni. Biz insanız. Yaratılanların en şereflisiyiz, en üstünüyüz, efendisiyiz. Parayı yola sokmanın, adam etmenin yolu da sadakadır oğlum, sadaka. Şimdi köyün en fakir kişisini bulmaya gidiyorum. Bu keseyi ona vereceğim.
Parayı adam edeceğim, adam. Bey nerede? Bey yukarıda uyuyor. İyi. Çocuklar sesli olun, bey uyuyor. Hadi. Şşş, hadi gelin. Yemek hazır değil mi? Hazır, geliyor şimdi. Hazırsa niye getirmediniz? Geliyor işte. Hadi çabuk, çabuk çabuk. Koş beye haber ver. Hadi boş durmayın, hadi. Altınlarım, paralarım. Kapışmış. Oh, hepsi buradaymış. Ödüm koptu vallahi. Biliyor musunuz? Rüyamda sizleri yerinde görmeyince aklımı kaybedecektim. Ben sizsiz ne yaparım? Canım paralarım benim. Paralarım. Yemek hazır efendim. Gördün, gördün. Paralarımı gördün sen benim. Bak, bu odadaki gördüklerin ikimizin arasında sır olarak kalacak. Yoksa dilini keserim senin. Anladın mı? Hı-hı. Defol şimdi. Anladım beyim. Defol, defol. Çalış, çalış, biz boşa. De alamıyoruz paramızı. Çalışıyoruz, para çalışıyoruz. Şey para. Çalış, paraya gelince yok. Para dediğin anda bir anda geliyor, geliyor. Ne olacak bu iş? Konuşalım, hakkımızı istiyor. Yok ya, hakkımızı istiyor. Siz ne durursunuz burada? Ya. Hadi, herkes işin başına. Gel bacım, gel. Şimdi bırak, hadi biz işimizi yapalım. Anca işimizi yapalım. Ben kime söylüyorum ha? Duymuyor musunuz beni? Şey beyim, aylardır bahçelerinizde, tarlalarınızda çalışıyoruz. Ödeme yapmadınız. Buğday verecektiniz, vermediniz. Mağdur olduk. Hakkımızı verin de gidelim artık köyümüze. Vay 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 vay. Bakın hele şunlara ya. Neler de biliyormuş bunlar böyle ha? Hakkımızı istiyoruz beyim. Çabuk işlerinizin başına. Hem siz ne çalıştınız da para istiyorsunuz ha? Bakın, benim kafamı bozmayın, sizi şikayet ederim, sürüm sürüm süründürürüm. İşlerinizi bitirmeden kimseye para mara yok. Anladınız mı? Defolun gidin şimdi işlerinize. Beyim, ailelerimiz perişan durumda. Biraz buğday ver de ailemize götürelim. Ben deminden beri ne diyorum sana? Veya size. Ha? Hadi işinize. Sizi isyancılar sizi. Allah Allah. Çocuklar niye geldiniz ha? Amca, annem çok hasta. Yardım et bize. Üf ya üf. Yeter artık be. Her yanımı diracılar sardı. Çabuk gidin buradan. Aman defolun gidin. Amca amca. Akrabanızsan ben size para vermek zorundayım ha? Amca annem çok hasta. Bana ne senin annenden be? Defolun. Siz hala ne diyorsunuz ha? Çekin gidin. Dağılın. Dağılın, dağılın. Herkes işinin başına. Yürü, yürü. Hüseyin efendi. Dikkat et bu isyancılara. Bir şey yaşamasınlar. Anladım beyim. Ben pazara kadar gidip geleceğim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Sizi isyancılar sizi. Ben size soracağım. Bana isyana. Yine aynı şey. Soracağım ben size. Bağırdı, çağırdı. Görüşürüz. Kaldır. Kaldır. Hadi oğlum, acele et, çabuk. Tamam beyim. Tamam, geç geç. Buyur. Bunlar çok güzelmiş bacım.
Çarşı esnafı. Pazarınız ayrıla. Yürü gitme. Geldi yine. Kusura kalma. Bir şey olur mu? Esnaf bu kaç para? Ya bu kaç para bu? Söylesene be adam. Sen nasıl satıcısın ha? Sana satılık bir şey yok. Yeter be adam. Her gelişinde bir şey soruyorsun. Hiçbir şey almadan gidiyorsun. Almayacaksın madem niye soruyorsun? Çek git buradan. Heh. Esnaf. Zaten alıcı olan kim ki ha? Bir de sizin şu değersiz mallarınızdan mı vereceğim param ben ha? Lan cüzdanım yok. Cüzdanım. Paralarım. Heh. Sen çaldın. Hırsız. Sen çaldın benim cüzdanımı. Çabuk ver. Ne cüzdanı kardeşim? Yer miyim lan ben cüzdanımı ver çabuk. Çabuk. Çıkar paraları. Cüzdanı ver diyorum sana. Çabuk. Çabuk ver cüzdanımı. Beyler sakin olun. Çıkarsana kardeşim cüzdanımı. Ne cüzdanı? Ver paralarımı. Beyim cüzdanınızı unutmuşsunuz. Ne? Arabada unutmuşsunuz beyim. Arabada mı unutmuşum? Vallahi. Unutkanlık işte. Sen çabuk arabanın başına git. Arabayı birisi çizerse ben de senin derini çizerim. Peki beyim. Anlaşıldı mı? Anladım. Hadi yürü. Kardeş sen de kusura bakma oluyor işte ya. Oluyor dedik böyle şeyler. Gelme üstüme. Tamam yeğenim tamam. Ne yapıyorsun tamam, kardeşim? Sakin ol sakin. Yürü git. Akıllanınca param olacaklar. Koklatmam kimseye. Pislikler. Herkesin gözü benim paramda. Vermeyeceğim işte. Kimseye bir şey vermeyeceğim. Pislikler sizi. Ben şimdi seni birisine verip adam edeceğim. Size pislikler sizi. Hey evladım. Hayrola bey amca. Bu senin. Al. Bu da ne? Sadaka. Sadaka mı? Oo, şunlara bak. Çok da para var bunun için. Hey, ne oluyor? Ne olsun evladım? Evden çıktım sadaka vermek için. Sana rastladım. Bu senin hakkındır dedim, verdim. Al hakkını, bu senin. Buna ihtiyacın vardır evladım. Benim ihtiyacım var. Öyle değil mi? Hadi bakalım. Sadaka. Sadaka. Ne yapıyorsun burada? Ya... Biri sadaka verdi bana. O verdi. O. Oo, bu bizim sadakacı İshak Efendi değil mi? Altınım var, param var. Hiçbirisi bunlar kadar sarsmadı beni. Sadaka. 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 Allah, sana şükürler olsun. Şükürler olsun bana sadaka verme imkanı bağışladığın için.
nefsime karşı mücadelede bana güç verdiğin için sana şükürler olsun ya Rabbi. Bilirim ki senin her şeye gücün yeter. Senin rızan için yapılan işleri ne olursa olsun hayra çevirirsin. Bana yine anneciğim, böyle imkanlar ver. Babam aklını oynatıyor galiba. Sana şükürler olsun. Öyle söyleme. Baba, yine yaptın yapacağını. Bu sefer kime sadaka verdiğini biliyor musun? Köyümüzün zengin adamlarından birine. Hem de en cimri adamına sadaka vermişsin. Doğrudur evladım. Demek ki sadakam ona nasipmiş. Mevlam neylerse güzel eyler. Baba, biraz makul ol. Artık makul ol. Sadaka diye paraları savuruyorsun. Hem de hırsıza, fahişeye ve de cimri zengine veriyorsun. Köyde herkes seni konuşuyor baba. Seninle alay ediyorlar. Baba, anne, sen de bir şeyler söylesene. Hep susuyorsun anne. Şişt, gelin bakın çocuklar buraya, gelin. Şunu görüyorsunuz mu? Amca sadaka ver, amca sadaka ver deyin. Hadi bakın. Tamam amca, sadaka ver. Hadi be, gidin başına. Hadi, hadi, hadi. Amca, bana bari bir sadaka ver. Bana da sadaka ver. Bir adla gidin. Hadi oradan. Tövbe ya Rabbim, tövbe işte. Gelin lan, gelin. Tövbe, tövbe ya. Alamadınız mı lan sadakayı? Arkadaş, ben de zenginim, cimriyim. Bana da versin. Heh, geldi, buyur. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm. Aleyküm selam. 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 Hadi ailesi bakalım, ne yapmış? İshak Efendi. Geçicim. Biz üç arkadaş çok zor durumdayız. Bize de sadaka ver. Ben çapkın biriyim. Dün gece fahişelerle eğlendim. Bu arkadaşımın da eli çok uzundur. Halis, muhlis, hırsız. Vallahi. Öyle değil mi? Öyle öyle. Bu arkadaşım da çok zengin biri. Karun kadar zengin. Küp küp altınları var. Bize de sadaka ver. Bu köyde sadakaya bizim ihtiyacımız var. Kapımızda çalışıyor. Bu köyün sadakasını bizden başkası yiyemez. O kadar. Sizin amacınız ne? Herkese sadaka veriyorsun. Evet. Hırsızlara, fahişelere, zenginlere sadaka veriyorsun. Ha. Doğru. Niye ihtiyaç sahiplerine vermiyorsun? Bu köyde o kadar aç, o kadar ihtiyaç sahibi insan var. Evet. Size ne ya? Sizi ne ilgilendirir? Hadi bakın işinize be. Bak ya, herkes de gelmedi. Bize işinize bakın diyor. Anlaşıldı, anlaşıldı. Allah'ım, daha fazla sabredemeyeceğim. Hadi bakalım, anca gidersin. Güle güle. Aldın mı hazırım payını? Çok sinirlendi. Kesin sadaka vermeye gidiyor. Başkasına bile, bize yok. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Al bakayım al. Ah. Hoş geldin bey. Hoş bulduk hanım. Of. Ah. Oh. Köyde herkes senden bahsediyor. Alay ediyorlar. Zengine sadaka veren deli diyorlar. Hırsızların, fahişelerin, cimrilerin adamı diyorlar sana. Yeter baba yeter. Kimsenin yüzüne bakamıyorum artık. Niye bu kadar büyütüyorsun oğlum? Ben kötü bir şey mi yaptım? Kimin kalbini incittim? Kime hakaret ettim? Sadaka verdiysem verdim. Giden benim param. Kimi ilgilendirir? İlgilendiriyor baba. Akrabalarımızı ilgilendiriyor. Çocuklarını ilgilendiriyor. Fakire fukaraya versen kimse bir şey demez ama sen köyün en kötü insanlarına sadaka veriyorsun. Bu ne demek baba? Bir savaşta düşmanın eline silah vermek gibi bir şey bu. Sadaka evladım, sadaka. Demek ki onlara nasip oldu.
Ay anam. Hanım hazırlan. Gidiyoruz. Nereye? Hakkımızda dedikodu yapılmayacak yere. Bizi anlayacak insanların bulunduğu yere. Bu köyde durulmaz gayet. Gideceğiz bu köyden. Sen ne diyorsun baba? Ciddiyim. Gideceğiz bu köyden. Ben gelmiyorum. O senin tercihin. İster gel ister gelme. Ama biz gideceğiz. Hazırlanalım hanım. Hadi. Ah baba, ah. Senin bu yaptığın yok mu? Sami. Bir şey mi oldu? Babamlar. Yarın sabah köyü terk etmeye karar verdiler. Anladım. Anladım Sami. İyi geceler. İyi geceler. Güzeli gençse. Ulan ne balısın be. Nasıl? Sadakayı bile güzele veriyorlar. Köyümüzün en cömert, en iyi adamını da kaçırdınız. Ne diyorsun sen? Alay ettiğiniz adam köyümüzü terk ediyor. Sizin şu olaylarınız ve dedikodularınız yüzünden usandı ve köyümüzü terk ediyor. Giderse gitsin, bize ne? Yani. Suçlu sizsiniz. Suçlu mu? Evet, melek gibi adamı kaçırdınız. Melek gibi mi? Delinin tekiydi o be. Hadi hadi. Biz de biraz eğlenelim dedik. Allah Allah. Hırsızları, fahişeleri koruyan bir deli. Zengin cimrilere sadaka veren deli. Asıl suçlu o. Fahişeleri azdırıyor. Hırsızları şımartıyor. Fakiri, fukarayı kollayacağına zenginlere sadaka veriyor. Siz öyle zannediyorsunuz. Aslında o evliya gibi bir adam. Onun yaptıklarını görmek ister misiniz? Onun ne yaptığı malum. Siz neticeyi görmediniz ki. Ne neticesi? Alay ettiğiniz, güldüğünüz sadakaların neticesini. Sadakanın neticesi mi olur be? Adam malı götürdü. Siz gülerken güneş doğdu köyünüze, haberiniz yok. Ne diyorsun? Hadi kalkın. Kalkın. Gidelim mi? Hadi. Ne oluyor ya? Ya buraya niye geldik? Bekleyin. Neyi bekleyeceğiz? Ya neyi bekleyeceğiz? Hırsızı. Sen bizimle alay mı ediyorsun? Hadi bana gidelim. Bana bak, eğer dalga geçiyorsan. İşte geldi. Bakın. Ulan bu bizim aradığımız hırsız değil mi? Sus. Köyümüzün en meşhur hırsızı. Evi soyacak pislik. Daha ne duruyor? Üzülün. Bekleyin. Dur. Sabredin biraz. Çalınan eşyalarımızı hırsız geri getirmiş. Geri mi getirmiş hırsız? Şükürler olsun ya Rabbim. Gel bey gel. Demek böyle iyi insanlar da var. Ne oluyor ya? Allah'ım affet beni. Affet. Ya ne kadar değişmiş bu adam. Ya. Olamaz. Nasıl olur ya? Evet her gece böyle ev ev dolaşıyor. Çaldığı paraları, eşyaları herkese iade ediyor. Yani anlaşılan bizim köyümüzün hırsızı adam olmuş. Nasıl olur? İsterseniz soralım. İyi akşamlar. Arkadaş, biraz evvel ne yaptığını gördük. Fakat arkadaşlarım ne yaptığını anlamadılar. Seni herkes tanır. Hepimiz seni hırsız biliriz. Ama hiçbir hırsız böyle bir şey yapmaz.
Ne oldu? Seni değiştiren nedir böyle birden? Bu sadaka sayesinde. Sadaka mı? Gece vakti hırsızlık yapmıştım. Evde gizleniyordum. Bir adam çıktı karşıma. Bana bunu verdi. O an afalladım. Nasıl olur dedim. Hep düşündüm. Yani anlayacağınız, bu sadaka yüzünden tövbe ettim. Bir daha hırsızlık etmeyeceğime Allah'a söz verdim. Şimdi de çaldıklarımı geri iade ediyorum. O adamın verdiği sadaka aklım başıma getirdi. Bana, benim gibi bir hırsıza sadaka verdi. Gelin, daha bitmedi, gelin. Bitmedi mi? Hadi. Biz nereye gidiyoruz ya? Ne bileyim ben. İşte geliyor. Tanıdınız mı Necla'yı? Necla'yı kim tanımaz? Şehrimizin en güzel dilberi. Durun, durun. Necla. Necla. Bir selam yok mu be güzelim? Ne o? Bizimle konuşmuyor musun? Dur. Ne bu havalar? Neredesin be güzelim? Hı? Meyhaneye de uğramıyorsun. Senin için bütün param feda olsun Necla. Gel gidelim eğlenelim. Hadi be Necla. Ya dur çekilmiyorum lan. Dur. Nereye? Eğleneceğiz. Ne bir ya hoş beş edelim. Hadi nereye gidiyorsun? Rahat düşün be yavrum dur. Düşün. Eski Necla öldü anlıyor musunuz? Öldü. Tövbe ettim ben, tövbe. Anlıyor musunuz? Bırakın beni. Tövbe mi etmiş? Deli bu ya. Ah be Necla. Ne yaptın? Ya yürü yürü. Hiç çıkmaz bundan baksana. Ben yürüyorum. Vay anasını. Ne olmuş bu kadına ya? Gidip bakalım. Şş, yavaş yavaş. Yavaş gel. Şş. Görüyor musun? Sadaka parasıyla aldım ben bunu. Biliyorsun meyhaneye gitmiyorum artık. Yabancı adamlarla da konuşmuyorum. Bir konakta iş buldum. Çamaşır yıkıyorum. Bundan sonra sana helalinden yedireceğim. Artık bu köyün Necla'sı olmayacağım. Artık ben bundan sonra sadece sana annelik yapacağım kuzum. Canım yavrum benim, güzel kızım. Gel anneciğim. Kızım. Canım yavrum. Bu sadaka parası kurtardı beni. Benim kim olduğumu bile bile bu sadaka parasını verdi bana. Bana saygı duydu. İnsan yerine koydu. Çok şükür ki anne. Allah karşımıza böyle bir insan çıkardı. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. Canım ne yavrum. Olur. Şimdi anladınız mı? Bir sadaka. Bir sadaka mı bu kadını yola getirdi? Evet. Samimiyetle verilmiş bir sadaka. Sadece bir sadaka. Yarın arkadaşlar sadakanın diğer eserini görmeye gideceğiz. Nereye? Konağa.
Keşke Sami de gelseydi. Ah oğlum, ah. Sıradaki kim? Ben. Geç. Herkese dağıtın. Buğday ihtiyacı olan buğday. Pirinç ihtiyacı olan pirinç. Hiç kimseyi boş çevirmeyin. Tamam. Hatta baktınız paraya ihtiyacı olan birisi var. Para dağıtın. Geç teyze. Sen yorulma anacığım. Sağ ol. Gel teyze. Sağ ol. Senin ne ihtiyacın var kardeşim? Çekinme söyle. Para olsa iyi olur. Al kardeşim. Hoş geldiniz. Güle güle anacığım. Aa, herkesle Allah razı olsun. Senden de. Gel. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır abi? Bey erzak verecek, onu bekliyoruz. Hadi, hadi gelin hadi. Aa, çok hayırlı işler. Ekmek öyle, verin. Öyle öyle. Sağ olsun. Nasıl oldu ben de anlamadım ama. Allah buyur amcacığım. Olamaz. Bu köyümüzün en cimri adamı. Buyur amcacığım. Allah razı olsun. Senden de. Buyurun. Siz ne istiyorsunuz? Borcum var bey. Para lazım. Aklını kaçırmış olmalı. Her şeyini dağıtıyor ya. Vay be. Evet. İlan etti. İhtiyaç sahiplerini çağırdı. Her gün böyle. Dağıtıyor. Ekmekleri dağıtın. Oo beyler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Buyurun buyurun. Orada durmayın. Sizin de ihtiyacınız varsa çekinmeyin söyleyin. Hepimiz buranın insanlarıyız. Çekinmeyin. Söyleyin. Tamam. Canımın malımın sadakasını dağıtıyorum. Çekinmeyin. Allah razı olsun. Bizim ihtiyacımız yok. Olmaz mı? Vardır vardır. Oğlum misafirlerimize de 4 çuval buğday ayır. Yok yok kalsın. Bizim ihtiyacımız yok. Öyle mi? Sadaka alınmaz mı? Sadaka insanın kalbini kirini açar. Benim kalbimi kirini açtı. Biri bana sadaka verdi. Hem de zengin olduğumu bile bile verdi. Meğer sadaka verirken kalbimin güzelliklerini tekrar geri vermiş oldu bana. Yani anlayacağınız onun verdiği sadaka değiştirdi beni. Sahi. Nicedir o adamı arıyorum ama bulamıyorum. Ona minnetlerimi sunmak istiyorum. Bana kalbimin güzelliklerini tekrar geri verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Lütfen beyler, Allah rızası için. Kendisini arıyorum arıyorum ama bulamıyorum. Yerini yurdunu biliyorsanız bana söyleyin. Kendisinden dünya gözüyle helallik almak istiyoruz. Evliya gibi adamı köyümüzden kaçırmışız. Üzeri sağlarız. Adam bizim yüzümüzden terk etti köyü. Biz nasıl adamlarız böyle? Bir de sadaka verdi diye dalga geçtik. Evet beyler, bu da size güzel bir ders oldu. Şimdi İshak Efendi'yi bulup tekrar köyümüze geri getirme zamanı. Evet, evet. Getirip ondan özür dileyelim. Nerede şimdi o? Buyurun. İsterseniz gidelim. Gidelim. Gelin bakalım. Kimseye boş çevirmeyin. Tamam. Yardım ederim ben. Kim gelirse gelsin, eli boş dönmeyecek. Ne yapacağız şimdi bu dağ başında? Bunda da bir hayır vardır hanım ya. Bakalım hele şuna. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuk uyuyor. Uyandır. Sami. 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 Uyan. Baban nerede? Nerede baban? Nereye gitti baban? Babanı bulup özür dilemek istiyoruz. Sami, meğer o ne mübarek insanmış. Ne mutlu öyle bir babanın oğlusun. Onu bul bize. Alay etmiyorsunuz değil mi? Asıl alay edilecek, gülünecek insan bizlermişiz de farkında değilmişiz. O verdiği sadakalarla
Hırsızları uysallaştırdı. Günahkar kadınları hak yoluna erdirdi. Cimri, zengini ise cömert hale getirdi. Ve biz bunlara şahit olduk. Ve bizim de aklımızı başımıza getirdi. Adam etti. Dün İmam Efendi'nin misafiriydim. Bana bir kıssa anlattı. İmam Buhari Hazretleri rivayet etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatıyor. Vakti zamanında adamın biri bu gece Allah rızası için sadaka vereceğim niyetiyle dışarı çıktı. Ve karşısına çıkan ilk kimseye de sadakasını verdi. Evet. Karşısına çıkan ilk adama sadakayı verdi. Fakat ertesi gün halk, bu adam hırsıza sadaka verdi diye bununla alay ettiler. Dalga geçtiler. Adam, Allah'ım ben sadakayı senin rızan için verdim, yine vereceğim dedi. Ertesi gün akşam olduğunda tekrar sadaka vermek için sokağa çıkan adam karşısına çıkan ilk kişiye sadakayı verdi. Bu kez halk, günahkar kadına sadaka verdi diye yine alay ettiler. Buna güldüler. Adamsa, Allah'ım sana şükürler olsun. Ben sadakayı senin rızan için verdim, yine vereceğim dedi. Üçüncü gün tekrar sadaka vermek için sokağa çıktı. Karşısına çıkan ilk insana sadakasını verdi. Bu kez yine halk, delinin biri zengine sadaka vermiş deyip gülüp alay etti. Fakat adam, Allah'ım şükürler olsun. Ben senin rızan için sadaka verdim. Bunun hikmetini bilmesem de ben sana şükürler ediyorum dedi. Ve uykuya daldı. O gece rüyasında kendisine şöyle seslenildi. Ey sadaka veren kişi! Verdiğin sadakaların her biri yerini bulmuştur. Hırsıza verdiğin sadaka, o kişinin artık hırsızlık yapmasına engel olacak. Günahkar kadına verdiğin sadakaysa, artık o kadını zina etmekten alıkoyacak, tövbekâr edecektir. Zengine verdiğin sadakaysa, artık onun kendinden utanıp, kendi malını ihtiyaç sahibi olanlara sadaka vermesini sağlayacaktır. Baba, beni affet babam. Sami, babanı bize getir. Sami, babanı köyümüze geri getir. Sana ne istersen vereceğiz. Getir onu bize. Talebesi olmak istiyoruz onun. Baba. Hadi Sami. Babam. Affet beni babam. Babacığım, senin kıymetini bilememişim. Neredesin baba? Neredesin? Hadi evlat. O bizim yüzümüzden terk etti köyümüzü. Ona karşı çok mahcup. Onu getirmekte bize bir şey. Hadi evlat. Yürü, gel. Hadi bir. Hadi aslan. Aferin. Özür dilerim. Yürü. Bulacağız. Hadi.
Babacığım evimize gidelim. Evet baba gidelim. Çocuklar doğru söylüyor bey. Vazgeç şu inadından. Hadi dönelim evimize. Hanım inat etmiyorum ki. Bakacağım biraz. Heh, dur bakalım. Ah, ah. Ha, çalıştı. Ah. Oh, çok şükür. Baba, birileri geliyor. İnşallah her şey inşallah. Babam. Bağışla bizi. Affet. Affet bizi. Size de sadaka vermek lazım ha? Biz sadakaların en güzelini istiyoruz baba. Çocukken hani derdin ya bize. Tebessüm etmek en güzel sadakadır. Ve tebessüm ederek severdin bizi. Ne olur tebessüm et. Gülümse bize yeter. Adı güzel, kendi güzel efendimiz. Salat ve selam üzerine olsun. Ne güzel buyurmuş. İnsanlara tebessüm etmek en güzel sadakadır demiş.